Elimden geldiği kadar size bildiklerimi aktarayım. En azından pratik olarak temiz bir kayıt nasıl yapabilirsiniz? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ufak ufak bunlara da girelim. Solo bölümüne genelde write yazıyorum ben. Daha böyle geniş ve değişik oluyor. İlk akor mi minörse ondan sonra dörtlüsüne gidiyor arkadaşlar. O da şöyle basılıyor. Evet, yani mesela mi minör, la minör, re majör, sol majör, do majör. Aslında bu da güzel hatırlıyor. 7 bemol 5. Yavaş yavaş da akorların isimlerini nasıl buluruz? Bunlara da bakalım. Re, fa diye, sol, re, mi. Çok güzel hatırlıyor. Size akorun olabilecek ihtimallerini gösteriyor. Evet, bizim de tahmin ettiğimiz gibi. Ben şunu tercih ederim. Bunun gibi tekrar göstereyim yavaş. Bu klişe hareket zaten çok fazla gördük bunu. Arpej, mi minör, mi sol si, la minöre geçiyor. Ama burada düzenlemede bir değişiklik yaptım. Ritim zaten değişmiyor, aynı ritim. 1-2-3-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 
bakın böyle bir C5'li dedim. Bu birinci bölümde. Şimdi gelelim ikinci bölüme. İkinci bölüm başlangıcı bu. Yine bir klişe hareket. Yine aynı hareket ama tamamladığımız yer tapping. Şimdi kayıttan bahsedeyim biraz size. Kayıttaki en önemli şey ses kartı değil, en önemli şey bilgisayar değil, en önemli şey gitar değil, en önemli şey amfi değil. Bütün programlarda olduğu gibi file'dan import, export, import hikayesini zaten bilmeniz lazım. Evet, tempo doğru, ritim doğru, şurada görüyorsunuz. İşte bu arkadaşlar. Bakın, onu da çözmüş olduk böyle. General MIDI açılımı bunun arkadaşlar. Demek ki General MIDI'yi alırsanız buradan trompetleri değiştirebilirsiniz. Zili değiştirebilirsiniz. Açıp kısabilirsiniz. Yani bunları ayrı ayrı çalışmak lazım. Gerçekten emek isteyen şeyler bunlar. Elektro gitar. Kayıtlarda, elektro gitarlarda özellikle akustiklerde, distortionlarda bakın kanal kanal. Bunu da sol sağ left right yaptım. Evet.
Evet arkadaşlar, bunlardan daha çok bahsedeceğiz. Şimdi kısa kısa anlatıyorum. Yani bir anda mümkün değil zaten her şeyi anlatmak, her şeyi öğrenmek.